Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza ve evet, Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize o kadar kolay bir o kadar da güzel ilk kez de göreceğiniz çıtır çıtır bir model anlatacağım arkadaşlar ben bu iki rengi kullanarak modeli çıkardım sizinle biraz daha açık tonunu kullanarak motiflerimizi yapacağız alt rengimiz beyaz yeşil de alt çimenine gideceğiz arkadaşlar çok kolay oldukça güzel de farklı bir model oldu öncelikle modelimizi görelim gördüğünüz gibi çıtır çıtır minik çiçeklerle böyle arasına da birer bu şekilde yapraklar bırakarak gittim. Şu motiflerin yapımı da oldukça kolay. Alt zeminiyle ekleyerek gideceğiz. Öncelikle motiflerin yapımını gösterelim. Dediğim gibi arkadaşlar çok kolay. Sihirli halka ile yapacağım ben motifleri. Çünkü doldurumu daha kolay ve yuvası daha küçük oluyor. Bir miktar elime ip sardıktan sonra şöyle uç kısmında kalan ipimi orta parmağımın altından üzerine attım arkadaşlar. Şöyle şu şekilde ipin üzerine bakın orta parmağımın altından şöyle çapraz bir şekilde attım buradan aldım girdim tığımı ipin ucunu aldım buraya sabitledim şimdi buraya giriyorum tekrar bir sık iğnesi yapıyorum ve ipimi çıkarıyorum parmağıma. 1 2 3 zincir çektim şimdi sihirli halkanın özelliği buradayken bakın arkadaşlar bakın şu şöyle küçülüyor şu ipi çekince küçülüyorsa sihirli halkanız olmuştur 3 zincir çektim bu birinci trabzan başına iki kez aldım bu iki ip üzerine yönünde gidiyoruz iki ipin üzerine bir halkanın bir de bu sallanan ipimizin üzerine yapıyoruz başına iki kez aldım yuvaya girdim ikişer önce bir sonra 2 sonra 2 sonra, sonra iki çektim iki trabzan oldu başına iki alıp tekrar girdim önce bir Sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 3 adet zincir çekiyorum. Yuva içerisine girip 4. trabzan olarak kapatıyorum. Birinci yaprağım hazır. 3 zincir çektim. Başını 2 kez aldım. Girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 2 oldu trabzan. Başına 2 alıp giriyorum. Önce 1, sonra 2. Sonra ikişer ikişer alıp çıktım 3 oldu. 3 zincir çekip yuva içerisine girip kapatıyorum. 2 tane yaprağımız gördüğünüz gibi hazır. Bu işlemi 6 tane yaprak olana kadar yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 6 tane yaprağımız var sihirli halkamızın üzerinde. Son 6. yaprağımı yaptıktan sonra şu şekilde göstereyim. Şimdi burada bir zincir çekip ipime kırıyorum. Şimdi buradaki o ucudaki sallanan ipimizi çekiyoruz. Gördüğünüz gibi yuvayı küçültüyoruz arkadaşlar. Şu şekilde çekelim. Yuvamız gayet küçüldü. Şimdi bu ip fazlalıklarını da kesip burada arkasında yakalım. Motifimizin yapımı bu kadar kolay. Şimdi ekleme kısmına geçelim. İlk önce arasını yaprağını nasıl yaptığımı göstereceğim. Burada ipimi tığ basına sabitledim bir zincir çekip çok büyük olmayacak şekilde çok da küçük olmayacak şekilde bir örümcek çektim 3 zincir çektim başına bir aldım örümceğimin iki kanadına giriyorum 2 çekiyorum 2 çekiyorum 1 başına bir alıp girdim 2 2 çektim 2 3 4 Başına bir aldım. Girdim yuvaya. 2 2 çektim. 5 oldu. 10 tane olana kadar trabzan yapıyorum. İkili trabzan. 7 Başına bir al gir. 2 2 çek. 8 Başına bir al gir. 2 2 çek. 9 ve 10 Şimdi hemen yandaki tığ battıya giriyorum sabitliyorum. Şöyle de elimizde düzeltiyoruz. Gördüğünüz gibi yaprağımızın yapım bu şekilde. 4 tane tığ battı boşluğu veriyorum. 3 zincir çekip yanda kapattım 1. 3 adet zincir çekip yanda kapattım 2. 3 adet zincir çekip yanda kapattım 3. 3 adet zincir çekip yanda kapattım 4. 4 tane tığ battı boşluğu verince 6 adet zincir çekiyorum. Şimdi çiçeğimizi ekleyeceğiz. Yapmış olduğum küçük motifimi alıyorum. Bu şekilde. Buradan orta yuvasından girip ipin ucunu alıp bu iki yaprak arası motifimi çıkardım. Sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. 3 zinciri arka yapraktan yine şu aradan giriyorum. İpin ucunu ortadan alıp iki yaprak arasına çıkarıp sabitliyorum. 1 2 3 zincir çekip arkayı dolaşıp böyle orta yuvaya giriyorum ipin ucunu alıp iki yaprağımın arasında sabitliyorum 1 2 3 zincir çekiyorum arkadan orta yuvaya girdim iki yaprak arası kapattım 1 2 3 zincir çekiyorum Pardon yine arkasını dolaşıp ortadan girip iki yaprak arası kapatıyorum bakın 1 2 3 zincir çekip arkadan dolaşıp ortaya girdim kapattım bakın hepsi doldu şimdi burada bir zincir çekiyorum şu şekilde başına bir alıp buradaki çubuğuma giriyorum 12 çekiyorum iki çekiyorum birinci trabzan başına bir alıp girdim 2 2 iki çektim ikinci üçüncü çubuğumu ikili trabzan yaparak iniyorum 4 5 6 7 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar 7 hemen yandaki tığ battıya giriyorum sabitliyorum şöyle elimizle de düzeltelim gördüğünüz gibi çiçekleri de bu şekilde ekliyoruz Yine araya 1 2 3 zincir 4 tane tığ battı boşluğu veriyorum. 3 adet zincir yanda kapattım 2 3 adet zincir yanda kapattım 3 3 adet zincir yanda kapattım 4 ve arasını yaprağını yapıyorum. Bir zincir çekip yine örümceğimi çekiyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Başına bir alıp örümceğin iki kanadına giriyorum. Tek kanadını bırakıp Buraya toplamda 10 tane trabzan yapıyorum ikili yine. Başına bir alıyorum. 2 kanadına giriyorum. 2 2 2 oldu. 3. trabzan 4 5 6 7 8 9 ve 10. Hemen yanındaki tığ battıya girip sabitliyorum. 4 tane tığ battı boşluğu verip yine burada olduğu gibi çiçeğimizi ekleyeceğiz arkadaşlar. Oldukça gördüğünüz gibi kolay ve güzel farklı bir model istiyorsanız hem de böyle çıtır çıtır minnak minnak bir model oldu. İnşallah da anlatabildim. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Anlayışınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, yorumlara biraz yetişemiyorum. Yaz dönemi biraz yoğun geçiyor biliyorsunuz. İnşallah en kısa zamanda yorumlarda buluşmak dileğiyle. Sizler yorumlarınızı eksik etmezseniz çok mutlu olurum. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın canlar.